Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en basit haliyle pijama kalıbı nasıl çıkarılır onu anlatacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Bedeninize en iyi olan beğendiğiniz bir pijamayı kalıp olarak kullanabilirsiniz. İlk yapmanız gereken pijamanızı tersine çevirmek. Bunun sebebi ise tam anlamıyla kalıbı birebir olarak çıkartabilmemiz. Bu yüzden tersine çevirerek yapmayı ben tercih ediyorum. Daha sonraki aşama ise kullanacağınız kumaşın üzerine düz boy ipliğini hesaba katarak yerleştirmek. Bunun sebebi ise daha sonra diktiğimiz zaman yıkandığında kumaşın kaymasını, yamulmasını engellemek. Şimdi çizime geçiyoruz. Alt kısımdan başlıyorum. Paçalarda kıvırma payını hesaba katarak 2 santim daha aşağıdan çiziyorum. Yanlara gelince ben overlock makinesinde dikeceğim için kenarlarına yarım santim kesme payı bırakıyorum. Yani makine dikerken kestiği için bu payı kalıbı çıkarırken veriyorum. Üst kısmı burada çok belli olmamış. Bel kısmına doğru, yani lastiğin takılı olduğu kısma doğru büzgüyü hesaba katarak 3 santim kadar genişleterek kalıbını çiziyorum. Aynı şekilde lastiğin takılacağı kısım kıvrılacağı için o kısmı da 3 santim kadar daha yukarıdan ayarlıyorum. Benim taktığım lastik 3 santim olduğu için bu ölçüyü kullanıyorum. Sizler kullandığınız lastiğin ölçüsüne göre ayarlayın. Yine aynı şekilde dış kısmından da büzgü payını hesaba katarak 3 santim daha büyütüyorum. Yani toplamda sağdan ve soldan 3'er santimden 6 santim genişlik vermiş oluyorum. Çizim işlemi burada bitiyor. Pijamamı tam tersi yöne katlayarak diğer tarafının kalıbını çıkaracağım. Yalnız burada bir fark olacak, daha pratiklik göstermek istediğim için burada çizim yapmadım. Direkt makasla keseceğim düzelttikten sonra. Çizdiğim çizgileri baz alarak kesimimi yapıyorum. Birinci parçam hazır. A kısmının dikiş alanını gösterdim burada. Şimdi ikinci parçamı dediğim gibi daha pratiklik olması açısından sabunla çizim yapmadan direkt kesim işlemine geçiyorum. Bacakların iç kısmına denk gelecek yerini kesiyorum. Burada yine yarım santim kadar pay vererek kesiyorum. A kısmına geldiğimde yine yarım santimlik pay veriyorum. Bel kısmına doğru çıkınca lastik genişliğini unutmayarak 3 santim genişlik veriyorum. Ve yine lastiğin üstten takılacak kısmına 3 santim daha pay veriyorum. Dış kısmını da yarım santimlik
pay vererek kesiyorum ve yine yukarıda lastik kısmına gelince 3 cm'lik genişlik bırakarak en üst noktasından tekrar 3 cm'lik lastik payı bırakarak kesimimi tamamlıyorum. Bu sabunla çizmekten daha kolay bir yer. Son aşama sağlama aşamasına geçiyorum burada. Al kısımlarını birbirine tutarak herhangi bir kayma ya da hata olup olmadığını kontrol ediyorum. A kısmında bir hatam yok. Aynı işlemi bacak kısmına da uyguluyorum. Burada bacakta 1 santim kadar fark olduğunu fark ediyorum. Ve tekrar sağlamasını yapmak için düzenliyorum. Eşleştirince görüyorsunuz 1 santimlik fark ortaya çıkıyor. Onu makasla kesip çıkarıyorum. Böylece kalıbımız son halini almış oluyor. Bir sonraki videoda dikim aşamasını göstereceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tüm videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.